Dünya ve medeniyet bildiğimiz gibi son 200 bin yılda çok yol kat etti ve bu zaman diliminde çok sayıda değişiklik yaşadı. Tarih boyunca var olan en büyük akılların bazıları, modern uygarlığın ilerlemesine ve bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmuştur. Sadece son 150 yılda en yakın kozmik komşumuz olan Ay'a iniş yapabildik. Dünyanın toprağına sıkışıp kaldık. İnsanlığın başarısı olağanüstü bir şey değil ama evrensel ölçekte önemsiz olabiliriz. Teknolojisinin hayal edebileceğimizden daha fazla gelişmiş bir yabancı türle tanışmış olsaydık ne olurdu? ...1964 yılında Nikola Kardeşev adında Sovyet bir gökbilimci, bir uygarlığın üretebileceği enerji miktarına dayanarak potansiyel bir medeniyetin teknolojik ilerleme seviyesini ölçmek için kullanılabilecek ve bugün Kardeşev ölçeği olarak bilinen hipotetik ölçeği ortaya koydu. Üç geleneksel tipin terazileri, ancak becerilere ve önerilenlere yapılan değişikliklerin birçok uzantısına yaratılışını algılar. Yani ölçek logaritmiktir. Medeniyetin gücü miktarına bağlı yükseldikçe bu güç daha da artar. Yani aslında mevcut güce dayalı olarak bir katmandan bahsedebiliriz. Ne kadar güçlüyseniz o kadar önemli sıradasınız. 1964 yılında Kardeşev kendileri için mevcut olan güce dayalı olarak 3 temel uygarlık seviyesini tanımladı. Bunlardan ilki tip 0 olarak alt evren kültürü diye tanımladığımız enerjiyi kendi gezegeninden elde eden uygarlık tipidir. Fakat tam potansiyelini kullanamazlar. Şu an yaklaşık olarak 0.73 seviyesindeyiz. Önümüzdeki 100 yıl içinde birinci seviyeye geçmemiz bekleniyor. Tabii teknolojinin nasıl bir hızla ilerleyeceğini tam olarak kestiremediğimiz için tahminden öteye gidemiyoruz. Ünlü teorik fizikçi Mikao Kaku önümüzdeki 100 yıl içinde insanoğlu kendi kaderini belirleyeceğini söylüyor. Tip 1. Gezegensel kültür. Kendi gezegenini enerji elde etmek için tam potansiyelliği ile kullanan uygarlık tipi. Birinci seviyedeki bir uygarlık gezegenini tamamıyla kontrol edebileceğinden hava durumunu etkileyebilir. Volkanik olayları ve depremleri, hayvanları ve bitki örtüsünü, jeolojik düzeni, kıta hareketlerini kontrol altına alabilir. Bunları yapabilmek kulağa hoş geliyor. Belki de torunlarımızın görebileceği bu çağ için öncelikle gezegenimiz içinde bulunan her şeyi geri dönüştürebilmemiz gerekiyor. Bu uygarlığa kendi gezegeni eninde sonunda yetmeyecektir ve çevre gezegenlerde koloni oluşturmaya başlayacaktır. Tip 2. Yıldızlar arası kültür. Kendi güneşinden ve güneş sistemi içinde bulunan gezegenlerden tam potansiyeli ile yararlanabilen uygarlıktır. Kendi güneş sistemini kontrol altına almış bu uygarlığa Star Trek filmindeki Gezegenler Federasyonu'na benzetebiliriz. Devasa yapılara ve yüksek teknolojiye sahip bu uygarlık tipinin insanoğlunun şimdiki halinden birkaç bin yıl ileride olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca zaman zaman uzaydan gelen sinyallerin ikinci seviye uygarlıklar tarafından yollandığı ihtimali üzerinde çokça durulur. Tip 3. Galaktik kültür. Galaksi üzerinde tam kontrolü sağlamış uygarlıktır. Hazırlanın, cazibesi yüksek bir bilim kurguya giriş yapıyoruz. Bu tip bir uygarlık, galaksi içinde bulunan sayısız sistemi kolonileştirmiştir. Galaksinin tüm yıldızlarını tam kapasiteyle kullanabilmenin yanı sıra gezegenlerin yerini değiştirme, güneş sistemlerini birleştirme, süpernovaları absorb etmek ve hatta yıldız yaratmak gibi kabiliyetleri olan bir uygarlıktan bahsediyoruz. Ayrıca 3. seviye uygarlıklar için insana benzediklerini pek söyleyemeyiz. Çünkü nüfusun yüz binlerce yıllık evrim ve yüksek teknoloji sonucu
Cyborg dediğimiz insan ve robot karışımı sibernetik organizmalara dönüşmüş olması da bir ihtimal. Hatta bu çeşit bir uygarlık bizler gibi insanları, yani tamamen biyolojik kusurlu engelli olarak sınıflandırabilir. Tip 4. Evrensel kültür. Evrensel güce sahip 4. seviye uygarlık, bulunduğu evren üzerinde tam kontrolü sağlar. Trilyonlarca güneşin gücüne sahip bu uygarlık, zamanın yapısını değiştirerek insanüstü boyutlara ulaşabilir ve böylece ölümsüzlüğü elde etmesi mümkün olabilir. Bilim insanları böyle bir uygarlığın süper kütleli kara delikler içinde yaşayabileceğini tahmin ediyor. Kardeşev ise böyle bir uygarlığın aşırı gelişmiş olacağını söyleyerek fikir belirtmekten kaçmış ve 3. seviyeden öteye geçememiştir. Tip 5. Çoklu kültür. Metafiziğe hoş geldiniz. İçeri girerken sağ duyunuzu bir kenara bırakın. 5. seviye uygarlık için rahatlıkla tanrısal gelişmişlikten bahsedebiliriz. Evreni ellerinde oynatan bu uygarlık çoklu evrenler arasında da geçiş yapabiliyor. Tüm bunları hayal etmesi bile zorken 6. seviyeye geçiyoruz. Tip 6. Bu uygarlık için söylenecek en uygun şey her şeyden daha soyut olduğu. 6. seviye uygarlık zamanın ve uzayın dışında yaşar. Evrenleri ve çoklu evrenleri kolaylıkla yarattığı gibi yok edebilir. Kulağa hoş gelse ve bir o kadar da ürkütse de özellikle 4, 5 ve 6. seviye uygarlıkların birer varsayım olduklarını unutmamak gerek. Belki de günümüz teknolojisi ile inanması güç haldeler. Oysa ki bundan birkaç yüzyıl önce 2. ve 3. seviye uygarlıklar içinde imkansız diyebilirdik. Fakat şimdilerde gayet mümkün görünüyor. Daha önce Instagram üzerinden belirttiğim Çok Küçüğüz adlı yazımda da söylediğim gibi evren çok büyük ve biz onu kendi küçük penceremizden izleyip anlam vermeye çalışıyoruz. Bir an önce kendimizle didişmeyi bırakıp bilimsel gelişmeleri ve keşifleri desteklemeye devam etmemiz dileğiyle.